Evet, ödev olarak verdiğimiz manyetik test, manyetik kuvvet test 1 çözümleriyle beraberiz arkadaşlar. Sayfa düzlemindeki sonsuz uzunluktaki XYZ tellerinden belirtilen yönlerde I2, I3, I akımları geçmektedir. Y telini etkileyen bileşke kuvvet 0 olduğuna göre kime arkadaşlar? Y telini. Peki, D1 bölü D2 oranını soruyor. Arkadaşlar, zıt yönlü akım taşıyan iki tel birbirini iter. Yani X'in uyguladığı kuvvet ve Z'nin uyguladığı kuvvet bu şekildedir. O halde bu kuvvetler birbirine eşittir. Fx, arkadaşlar F neydi? K 2 tane I1 çarpı I2 bölü D çarpı L'ydi. Şimdi L aynı, 2 aynı, K aynı. Bunlarla uğraşmayalım. O zaman akımlar I çarpı 2I bölü D1 eşittir. Z ile Y'ye bakıyorum bu sefer. 3I çarpı 2I bölü D2'dir. Buradan arkadaşlar 2I'ler gider. İ'ler gider. D1'i yukarı çıkarırsam 3 aşağı gelmesi lazım. D1 bölü D2 oranı 1 bölü 3 olarak bulunur. Geldik ikinci soruya. Sayfa düzlemindeki B manyetik alanına kenar uzunlukları 10 cm ve 20 cm olan çerçeveye şekildeki gibi yerleştirerek İ akımı geçiriliyor. Manyetik alan 2 tesla, akım 5 amper olduğuna göre şekilde belirtilen düşey eksene göre halkaya etkileyen tork kaç Newton metredir? Arkadaşlar, tork A çarpı B çarpı I'dir tabii. O zaman A dediğimiz şey 10 çarpı 20 yani 200 santimetre kare. Arkadaşlar metre kare olması gerekiyor. 200 çarpı 10 üzeri eksi 4 yani 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 yazıyorum. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 B ne kadardı? 2 I ne kadardı? 5 5 kere 2 10 o da gider 0,2 Newton metre olarak bulunur. O halde cevabımız E seçeneği olacaktır. Ve geldik üçüncü soruya. Sahil kuralı. Arkadaşlar düzgün B manyetik alanı içerisinde KL noktalarında sabitlenen düz telden İ akımı geçtiğinde tel şekildeki gibi bükülüyor. Peki şekildeki gibi bükülüyorsa buna etkileyen kuvvet ne tarafa doğrudur arkadaşlar? Bu tarafa doğru. O halde sahil kuralına göre baş parmak akımıyla avuç içi de aşağıyı gösterecekse F'i gösterdiğimiz yönde 4 parmağımız içeriği gösterdi değil mi? O halde manyetik alanın yönü sayfa düzleminden içeri doğru olması gerekir. Geldik dördüncü soruya. Dördüncü soruda arkadaşlar, eşit bölmeli düzlemde sayfa düzlemine dik yerleştirilen XYZ tellerinden 2 İ akımları geçmektedir. Z telini etkileyen bileşken manyetik kuvvetin yönünü soruyor. Arkadaşlar 2 İ'yi 2 F ile çekerse, çünkü zıt şey aynı yönlü olanlar birbirini çeker. Y'de Z'yi 1 F ile çekmek zorundadır. Çünkü akım yarıya düşerse kuvvet de yarıya düşer. Bileşkesi de arkadaşlar bir yönünde olacaktır. Ve geldik 5. soruya. Yine sahil kuralı. Manyetik alanın artı x yönde olduğu bir yerde iletken düz bir telden artı z yönünde i akımı geçmektedir. Arkadaşlar burada 4 parmak manyetik alan. 4 parmağımızı şöyle çizeyim. Baş parmak akım yönü kuvvet nereyi gösterdi arkadaşlar? Avuç içi. Yani artı y yönünde manyetik kuvvet etki eder deriz. Ve geldik 6. soruya. Sayfa düzlemindeki düzgün B manyetik alanı içerisinde x, y tellerinden i ve 2 akımları geçmektedir. Tellere uygulanan manyetik kuvvetler fx, fy'dir. Oranını soruyor. Arkadaşlar bu iki telin manyetik alanı içerisindeki kalan boyları birbirine eşit değil mi? Yani o 60 dereceye benim herhangi bir işim yok. F de bir değil miydi? B çarpı i çarpı l. Buradan fx B, i boyu L. Fy, B akımı 2, i boyu L. Bölersek cevap 1 bölü 2'dir. Evet çocuklar, böylelikle bu testimizin de çözümünün sonuna geldik. Hepinize iyi çalışmalar, iyi dersler diliyorum.